altcoin üzerine konuşacağız. Buradaki altcoinler bu hafta yakından izlenmesi gerektiği iddiasıyla karşımızda. Şimdi bu şekilde bir haber var, bakalım şimdi. Önde gelen analist arkadaş, önde gelmeyen analist kalmadı ki zaten piyasada. Bu hafta yakından izleyeceği 6 altcoin'i ve nedenlerini açıkladı, bakalım. Kripto para analisti Miles Tosher kısa süre önce yaptığı bir açıklamada bu hafta Bitcoin ve bunun dışında yakından takip edeceği kripto paraların listesini paylaştı. Bu hafta tabii ki önemli. ABD'de veriler açıklanacak. ABD'den karşımıza gelecek GSH'tan tutun işsizlik verilerine kadar pek çok noktada enflasyon rakamlarını alacağız. Dolayısıyla bu da enflasyonun ne yönde olduğu, ABD ekonomisi aynı şekilde Fed'in olası faiz kararına dair çok net bir şekilde sinyaller verecektir. Dikkatli izleyeceğiz. Bu da tabii ki piyasadaki yön tayinini gösterecek bize. İşte analistin görüşleri ve takip ettiği kripto paralar Bitcoin hafta içi bir miktar yükselişe rağmen 200 haftalık EMA altında bir başka haftalık kapanışta düşme momentumunu sürdürüyor. 25 bin dolarlık önemli yatay destek civarında seyrediyor. Spot ETF trendi yeni güncellemelere kadar yorgun görünüyor ve dikkatli olunması gerekiyor. Dikkat, ETF başvurularının onayı noktasında Ekim ortasını bekliyoruz, biliyorsunuz ki. Ve bu noktada SEC muhtemelen başvuruları yine erteleyecektir. Fakat gün içinde de konuşacağız. Bitwise gibi şirketler olabildiğince hızlı sonuç alabilmek için şu anda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. O yüzden dediğim gibi iyi bir şekilde olabildiğince hızlı gelecektir. Ama Ekim ayı yine gele atacak gibi gözüküyor. Bitcoin'e geldiğimizde şu an yine MicroStrategy alım yaptı. Yine gün içinde konuşacağız. Buna rağmen hareket gerçekleştiremeyen kabiliyetsiz bir Bitcoin var. Muhtemelen 26 binlerin kırılımıyla ilerleyen günlerde, yakın haftalarda bir 25, bir parti 25 daha deneyeceğiz gibi gözüküyor. Chainlink kısa vadede de EMA 200'ü kırarsa 4 saatlikte 26.250 civarlarında yine 4 saatlikte kırılım tekrardan aşağı yönlü fiyatları etkileyecektir. Bunun da altını çizelim. O yüzden 11 açılışı önemli olacak. Evet. Chainlink muhtemelen 2 Ekim'de yapılacak. Smartcoin nedeniyle agresif bir şekilde yükseliyor. Tarihsel olarak Link konferanstan önce bir fiyat artışı ve ardından bir düşüş görüyor. Testnet Voluç geçişinin acil tetikleyici olarak hareket etmesiyle döşer. Günlük zaman diliminde en yüksek aralığına yaklaşırsa Link için ayı lehine düşünüyor. Burada doğru söylüyor. Link son zamanlarda çok güçlü ve şiddetli yükselişler yaptı. Zaten görece kült, majör, eski diyebileceğimiz bir kripto para olduğu için Link bu noktada kendi hareket kabiliyeti XRP ve tıpkı Litecoin gibi taraflarda olduğu gibi çok yüksektir. Dolayısıyla ara ara böyle kısa orta vade patla düş hareketleri ve konsolidasyon uzun vade konsolidasyonu yapıyor. O yüzden Link'te muhtemelen BTC fiyatları bir 25 denerken daha sert düşüşler yaşanabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama bu çok net bir alım fırsatı olacak. Çünkü inanın Bitcoin yükselişlerinde ve gerçek bir altcoin sezonunda Link piyasayı darmadağın eder. Open Exchange Token pek sevmiyorum. Token'ın değerini etkileyen agresif kilit açma işlemlerine rağmen döşer. Bu borsada boğa eğilimini sürdürür. Tamam, sen sürdür o borsada boğa eğilimini. Arbitrum, Postek, Arbitrum, Odyssey etkinliğinin geri dönüşü ve Arbitrum teşvik programının onaylanması gibi Arbitrum ekosisteminden gelen olumlu haberler Döşer'in dikkatini çekti. Aynı zamanda Arbitrum etkinliği diyorum. Arbitrum ekibi en son boştaki ARB'leri falan topladı, bayağı bir kayıp ARB'leri bilmem ne. Ciddi bir hasılat elde ettiler. Dolayısıyla bu da çok sağlam bir olay oldu. Doşer 4. çeyreğin sonları 1. çeyreğin başlarının daha geniş bir EIP 4844 trade için pozisyon almak üzere olası büyük düşüşü kullanmayı planlıyor. ARB iyidir. Arbitrum teknik bakımdan düşük olsa da gerçekten iyi pazarlanan ve Ether balinalarının çok desteğini almış bir katman 2'dir. Uzun vade değil ama ben bu sezon ARB'nin cüzdanlarda çok sağlam çalışacağını düşünüyorum.
optimizme de aynı yorumu yapabilirim. Tam tersi. Tokenomik yapısı berbat bir OP coin var bizim karşımızda. Ama optimizm teknik açıdan çok çok avantajlı ki Coinbase ile işbirlikli ortaklıklı bir projedir. OP gibi coinler sezon içerisinde agresif kilit açılımlarıyla çok sert yükselir ama uzun vadede enflasyona kapılır. Ama bu sezon OP yine cüzdanlarda çok çalışır. Çünkü yapılan unlocklar piyasaya pozitif etkir. Ama bak uzun vadede tersi olur. Bu hafta büyük bir token kilidin açılımı toplam arzının yaklaşık %3'ü açılmış olacak. Token'ın vakfı ayrıca 7 ayrı alıcıya 2 yıllık kitleme ile yaklaşık 150 milyon dolarlık OP satıyor Döşer. Kısa vadeli bir hedge olarak bununla ilgileniyor ve kilit açma sonrası durumu yeniden değerlendirecek diyor. Frax hisseleri, Frax Shares. Döşer, yaklaşan Woluç, Frax Chain, Frax Land, FRX ETB benzeri gibi gelişmeler nedeniyle Frax ekosisteminde diyor, boğa eğilimini gösteriyor. Frax, Binance'da listelendiği vakitlerde biliyorsunuz ki Terra muhbiri olarak bilinen Fatman tarafından bir insider trading yani içeriden bir bilgiyle listeleneceği haberiyle daha öncesinden buna oynandığını ve listelendikten sonra hacker'ın bunu sattığını ya da kimse Binance'ın bunu biliyor olmasına rağmen hiçbir ses çıkarmadığını iddia etmiştir. Ki muhtemelen haklıdır. Gelelim Frax'a. Anchor ya da nitekim işte farklı taraflar da var. Hani Maker falan da yapıyor ama özellikle Lido gibi sağlam liquid staking türevlerinin arkasından giden bir türevdir. O yüzden ben FX'inin değerleneceğini düşünüyorum. LDO'yu da göz önünde bulundurun. Bunlar bu sezon iyi yükselirler. WorldCoin, yapay zeka popüler bir konu olmaya devam ederken analiste göre bir halde izlenmesi gerekenlerden bir nefret edilen coin kategorisinde olmasına ve yüksek bir tamamen seyreltilmiş piyasa değerine sahip olmasına rağmen analiste göre coin dolaşımdaki değeri kabul edilebilir düzeyde diyor. Evet, VLD'yi ben önermiyorum çünkü WorldCoin her ne kadar uzun vade sürdürülebilir bir proje olsa da ve OpenAI destekli, ChatGPT for destekli bir proje olsa da dolayısıyla Microsoft destekli yine de WorldCoin'in bu noktada dünya genelinde Avrupa'da da ABD'de de ambargo halinde, ambargo altında olduğunu unutmadan işlem yaparsak bu iyi olacaktır. Uzun vadede işler değişebilir ama bu sezon VLD'nin yerine çok daha iyi yapay zeka projeleri var. Dediği gibi çok fazla nefret topladılar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.